özgürlüklerden yana tavır koyan üyelerin sayısı azalacak gibi görünüyor. Bakalım. Anayasa Mahkemesi'nin kararlarını takip edeceğiz. Bugün bir karar var Anayasa Mahkemesi'nin. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bir ihlal kararı aldı Anayasa Mahkemesi. Tam da bu yemin töreni yapıldığı gün bunu konuşuyorduk. Karar şu konuşmayla ilgili, Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını bir dinleyelim arkadaşlar. 14 Mayıs seçiminden evvel yapılan bir konuşma bu. Kemal Kılıçdaroğlu yanında Hacer Fogo'yla birlikte ülkedeki kara paraya ve uyuşturucu sorununa ilişkin bir değerlendirme yapıyor. Süleyman Soylu da geçiyor o konuşmanın içerisinde. Sonra mahkeme bu konuşmaya erişim engeli getirdi. Konu Anayasa Mahkemesi'ne taşındı. Erişim engeli getirildikten sonra ve Anayasa Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun ifade özgürlüğü hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Bir konuşmadan bir bölüm dinleyelim. Kara paranın ülkeye girmesine göz yumdular. Getir. Nereden getirirsen getir. Kaynağını sormayacağım dediler. Ve bu kirli parayı, yani milyar dolarları, yani uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar. Onunla bununla poz veren, gençlerin diliyle söyleyeyim, Breaking Bad Süleyman ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yumuştur. Yazıklar olsun onlara. Evet, konuşma böyle. Kemal Kılıçdaroğlu seçimden önce evinden, mutfaktan, işte kitaplığın önünden vesaire salondan yaptığı konuşmalardan biri. İçinde Süleyman Soylu da vardı. Bu kara para meselesi önemli biliyorsunuz. Yani varlık barışı düzenlemesi yapılmıştı. Dışarıdan dünyanın parası geldi. Dünyanın parası geldi. Kara para geldi ve o parayı getirenlere bu para ne parası kardeşim? Sen bu parayı nereden kazandın diye sorulmadı. Yeter ki parayı getir denildi. Sonra Türkiye uyuşturucu kaçakçıları için ve başka suç örgütleri için bir cennet haline geldi. Şimdi Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı peş peşe operasyonlarla onları yakalıyor. Kırmızı bültenle aranan falanca işte İstanbul'da Zekeriya Köy'deki bilmem nesnesindeki villada yakalandı falan diye peş peşe haberler geliyor. Buraya da taşıyoruz o haberleri. O dönemden kalma bir mesele. Anayasa Mahkemesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu videosunun erişiminin engellenmesini hak ihlali olarak saydı. Devam edelim. Şimdi ülke bir kara para cennetine dönünce ekonomi de bundan etkilendi elbette. İşte çünkü hukuksuzluklar işte çoğaldı. Parayı getiriyorsunuz ve o paranın nereden geldiğini size hiç kimse sormuyor. Bunun da sonuçları oluyor. Pek çok sonucu oluyor. İşte sokak çatışmaları falan da oluyor ama ekonomideki sonuçları da oluyor elbette ve biz onun sancılarını da yaşıyoruz. Uzun zamandır yaşıyoruz. Ülke hukuktan, demokrasiden uzaklaştıkça biz durduğumuz yerde hiçbir kabahatimiz yokken fakirleşmeye devam ediyoruz. Ve Merkez Bankası da işte doları tutmaya, enflasyonu düşürmeye çalışıyor. Yakın zamanda Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan görevinden affını istediğini duyurmuştu. Ama Erdoğan'ın kararıyla görevinden alındığı ilan edilmişti. Resmi gazetede yayınlanan kararla. Yerine de Fatih Karahan getirildi. Merkez Bankası Başkan Yardımcısı arkamda görüyorsunuz. Ve bugün Fatih Karahan'ı ilk kez kameralar karşısında gördük. Yeni Merkez Bankası Başkanı'nı. Murat Mercan'ın eski AK Parti milletvekili, yakın zamana kadar Washington Büyükelçisi'ydi. Onun akrabası ve Ticaret Bakanı'nın da akrabası. Yani AK Parti'ye uzak bir isim değil. AK Parti'ye uzak bir isim olmaması nedeniyle Fatih Karahan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildiği yorumları da yapılmıştı. Şimdi Fatih Karahan'ı dinleyeceğiz. Fatih Karahan ilk enflasyon raporu açıklamasında dedi ki parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Enflasyon hedeflerini bu yıl için, önümüzdeki yıl için ve sonraki yıl için revize etmiyoruz dedi. Hedefleri koruyoruz dedi. Daha önemlisi faiz artırımında artık bir sınıra geldiklerini ve bu faizde kalmayı düşündüklerini, tam da Erdoğan'ın istediği gibi faizden hoşlanmıyor biliyorsunuz.
Bu seviyede kalmayı planladıklarını söyledi Fatih Karahan. Bir bu enflasyona ilişkin açıklamasını bir dinleyelim, sonra nüansları var bu meselenin elbette. 2023 yılı Haziran ayında parasal sıkılaştırma sürecini başlattık. Enflasyon görünümünde herhangi bir bozulmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz. Kalıcı fiyat istikrarına ulaşana kadar politika duruşumuzu sürdürerek enflasyonu tahmin ettiğimiz patikada düşürecek ve orta vadede ekonomimizi kalıcı fiyat istikrarına ulaştıracağız. Politika faizinin mevcut seviyesi gerektiği müddetçe sürdürülecektir. 2024, 2025, 2026 yıl sonu enflasyon tahminleri bir önceki rapordaki haliyle korunmuştur. 2024 yıl sonu tahmini %36, 2025 yıl sonu tahmini ise %14 olarak tahmin edilmektedir. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda hızlı